Merhaba, ben Serra. Arayüz kampanyası ekip üyesiyim. Merhaba, ben de Nevzat. Ben de Arayüz Kampanyası ekip üyesiyim ve bu bölümde Türkiye'de genç olarak gençlik alanında çalışmayı ele alacağız. Arayüz Kampanyası'nı ve onun yaptığı faaliyetleri anlattığımız bu podcast serisinin bu bölümü. Şimdi başlamak gerekirse Türkiye'de aslında gençlerin bu alanda ne kadar çok yoğun olup ne kadar çalıştığıyla ilgili aslında yapılmış bir çalışma var ve bu çalışmanın verisiyle başlamak bence daha sağlıklı bir çerçeve çizmemize yarayacak. O da nedir? Habitat Derneği'nin yapmış olduğu Türkiye'de gençlerin iyi olma hali diye bir çalışma var ve bu iyi olma hali çalışmasında gönüllülük faaliyetine gençlerin ne kadar katıldığı ile ilgili bir takım sorular yöneltiliyor. Gençlerin gönüllü faaliyetlerine katılım oranı %5 olarak ölçülüyor. Gençlerin gönüllü faaliyetlerine katılmama sebebi olarak başlıca sebep ise zaman ayırmakta zorluk çekme, zaman bulmakta zorluk çekme olarak öne çıkmış. Bunun yanı sıra gençlerin dernek, siyasi parti ya da spor kulübünden herhangi birine üye olma oranı %7 iken öğrencilerin derneklere üye olmalı oranları %10'lara çıkıyor ve herhangi bir ebeveyninin daha öncesinde bir dernek geçmişi bulunan gençlerin ise bir derneğe üye olması oranına bakıldığında %33'lük bir oran bizi karşılıyor. Aslında bu orana bakıldığında Türkiye'de genç nüfus da göz önünde bulundurulduğunda sayı gene bir nebze çıkıyor. Yani çok düşük çıkmıyor ama oransal olarak bir düşüklük var. Ya bu gayet açık. Ve biz buradan başlayıp aslında buradaki sorunlar neler, bunları konuşacağız. Aslında baktığımızda buradaki en önemli faktörlerden birisi bence. Özellikle ebeveynler tarafından gençlerin yeterince motive edilmediğini düşünüyorum ben. Hatta bazı endişeleri oluyor yaşça büyük olan insanların, aile üyelerinin, işte eşlerin, dostların. Çünkü geçmişte insanlar işte derneklere, vakıflara katıldıklarında çok farklı ideolojik faktörlerin etkisinde kalmışlar. Hatta bazen bunlardan dolayı suçlanmışlar, dışlanmışlar, yargılanmışlar. O yüzden şu an bence gençlerde de ebeveynlerinin etkisiyle ve aile dostlarının, büyüklerinin etkisiyle böyle bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda böyle bir hani boş ver, ne yapacaksın, katılma, hani bulaşma gibi böyle yönlendirmeler olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak bence yeterince motivasyonu da yok gençlerin. Çünkü gençler sivil toplumla bir şeyi başarabileceklerini düşünmüyorlar. Hani bir dernekte, bir vakıfla çalışarak ben ne yapabilirim ki, bana ne katkısı olur ki diye düşünüyorlar. Hani biraz ya aman bunlar boş işler, boş ver, biz işimize bakalım kafasındalar. Bunun da en önemli nedenlerinden birinin ben gençlik üstüne çalıştığını iddia eden dernek ve vakıfların aslında gençlerin haklarını savunan ya da gençleri ön plana çıkaran çalışmalar yapmaktansa gençlerin akademik hayatına yönelik işte staj projeleri, işte ortaklaşa çalışma kampları gibi hani böyle aslında bir okulun, bir öğrenci kulübünün yapabileceği çalışmaları gençlere sunduğunu görüyorum. Hani bence burada gençleri aslında sivil toplumla, siyasetle bir şeyleri yapamayacaklarını düşündürüyor. Zaten çoğu vakıfta ve dernekte de hani geçmişten gelen kalıplaşmış bir hiyerarşi var. Oturmuş sistemler var. Gençler daha dinamik, daha değişken, daha çok aktif rol alabilecek, daha çok söz hakkı olabilecekleri sistemlere adapte olmaya daha meyilliler. Ve böyle yerlerde, böyle alanlarda kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Aynı zamanda bu kalıplaşmış yapıların da ben gençleri dışarı ittiğini düşünüyorum bu sivil çalışmalardan. Bu konuda ben şöyle bir ekleme yapabilirim aslında. Ben de dediklerine tamamen katılıyorum. Bunlara ek olarak aslında o sürecin biraz daha şey olarak başladığını hissediyorum yani. Hem Arayüz kampanyasındaki görevim ve yani yaptığım işler boyunca hem de daha farklı arkadaşların yaptıkları çalışmalarda gördüklerim ve gözlemlediklerim sonucunda gençler kazanım süreçlerinde, hak kazanım süreçlerinde Türkiye'de çok fazla hakkın kazanabileceğini ve sivil olarak bir takım çıktılar elde edilebileceğini inançları az, senin de belirttiğin gibi. Bunun az olmasının yanı sıra senin dediğin gibi aslında yukarıdan gelen, yani ebeveynlerinden gelen şey baskısı da var. Hani senin tadın kaçmasın, geleceğini riske etme baskısı da var. Ki Türkiye'deki sivil faaliyetlerde gerçekten gençlerin üstünde aslında bir tehdit olarak, tehdit unsuru olarak da yer alan bazı noktalar onları geri plana itiyor. Ne gibi? Kendilerini ifade edecekleri alanlarda ifade özgürlüğü tam olarak oturmadığı için kendilerini ifade etmeye başladıklarında başlarına geleceklerden korkmaya başlıyorlar. Ve bu da onların aslında sivil mecralardan, sivil toplum hayatından geri durmalarını ve gelecek kaygılarıyla aslında bu işlere girişmemelerine neden oluyor. Ve bu doğal olarak bu alanın gelişmesine engel oluyor ve hak kazanım süreçlerinin aslında sekteye uğramasına neden oluyor. Çünkü aslında ne kadar örgütlü ve ne kadar derli toplu hak kazanım mücadelesi verilirse o kadar sonunda bu işte başarılı olunabilir diye düşünüyorum ben. Ve bu başarılı olma süreçlerinde, yani en azından hak kazanım süreçlerinde Türkiye'de örgütlenme noktasında bir takım gençlerin önünde sıkıntılar çıktığını hissediyorum. Bunun aslında ben şeye bağlayacağım yavaş yavaş. Türkiye'de yani gençlik alanında çalışan gençler olarak gözlemlerimizi biraz daha anlatacağız az çok bu bölümde. Benim gözlemlerimden birisi şu. Ya ve bu gözleme katılan çok fazla muhtemelen sivil toplum gönüllüsü de olacaktır. Türkiye gençlik çerçevesi çizerken ve gençlikle ilgili
aslında neyi nasıl demesi gerektiğini belirlerken çok yüzeysel kalıyor. Şu anlamda yüzeysel kalıyor. Gençlik sadece anayasal bağlamda ve aslında çıkarılan yasalar bağlamında bağımlılıkla mücadeleye sıkıştırılmış durumda. Yani gençlerin kötü alışkanlıklar kazanmasının önüne geçilmesi ve gençlerin korunması odaklı aslında bir politika izleniyor. Ancak bugün gençlik politikaları bunun çok daha ötesine geçmiş ve çok daha kapsayıcı bir hale gelmiş politikalar. Yani siz gençlerin önünü açarken de gençlik politikası yapıyorsunuz. Gençlerin desteklerken de gençlik politikası yapıyorsunuz. Ve genç alanda, sivil alandaki gençleri destekleyerek aslında onların daha iyi bir organizasyon şemasına sahip olmasını da sağlayabilirsiniz. Ama Türkiye'de bu sağlanmıyor. Bunun aksine gençleri koruma mantığı altında gençlerin yaptığı hareketler ve aslında alanları kısıtlanarak onlar denetim altında tutulmaya çalışılıyor. Bu da onları koruma mantığıyla, ya en azından eskiden öyleydi. Şu anda biraz daha korumacı, baskıcı bir mantıkla yapılıyor. Bu da gençlerin sivil alandaki faaliyetlerini ister istemez kısıtlıyor diye düşünüyorum. Aslında bu biraz düşündüğünde ve incelediğinde ironik bir tablo. Şimdi TÜİK'in 2019 istatistiklerine bakarsak Türkiye'de genç nüfusu yaklaşık 13 milyon. Yani bu nüfusun %15.6'sına tekabül ediyor. Ama burada genç dediğimiz şey Birleşmiş Milletler'in genç yılından farklı. Hani TÜİK genç olarak 15-24 yaş arasını alıyor. Hani bunu ele aldığımızda aslında bu bağımlılıkla mücadele politikası bir tık daha mantıklı gelebilir ama Birleşmiş Milletler'in tanımına baktığımızda Birleşmiş Milletler ne diyor? 29 yaş altı gençtir diyor. Böyle baktığımızda aslında daha çok işte istihdam, işsizlik, mutluluk, İşte yüksek öğretim, bu başlıkları daha çok ele almamız, işte ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, işte politikada yer edinme, bunları daha çok göz önüne almamız gerekiyor. Bunlarla ilgili de aslında TÜİK'in çok çarpıcı verileri var. Mesela baktığımızda yüksek öğretimde okullaşma oranı 2017-2018 yılları arasında %45.6 iken 2019 yılında %44.1'e düşüyor. Genç nüfus, 15-24 yaş arası nüfusa, üniversiteye ve yüksek öğretim kurumlarına gitmede %1.5'lik bir düşüş var. Yani bu 13 milyona vurduğunda inanılmaz bir rakam. Yani neden bu sayı düşmüş? Bunu araştırılmış ve üstüne herhangi bir çalışma yapılmış mı? Bilmiyoruz. Yani ama bunun konuda yansıyan hiçbir şey de yok. Bu alanda aslında şey de var, yani dediğin gibi gençlerin sorunlarının daha fazla yer alması ve gençlerin sorunlarının daha fazla gündem olması gerekiyor. Ve normal olarak ya düşündüğümüz zaman aslında siyasetin gündemine girebilmek ya da ne bileyim medyada yer alabilmek için aslında bir kitle olması gerekiyor. Türkiye'deki ters durumsa gençler bir kitle oluşturuyor aslında ve gençler yoğun bir kitle oluşturuyor. Buna rağmen gündemde kendine yer bulamıyor. Tabii ki de bunun Türkiye'de çok fazla gündem değişmesi ve gündem çöplüğü yer alması da bir nedeni ama bunun haricinde gençleri göz önüne bulundurmadan gençleri aslında siyasetin ve politika üretme süreçlerinin dışına itmenin bir etkisi olduğunu da düşünüyorum ben. Ya çünkü bu sorunları bizler yaşıyoruz ama bu sorunları dışarıdan gözlemlemek o kadar da mümkün değil gibi geliyor bana. Gençlerin bugün dertlerinin neler olduğunu en iyi bilenler gençler ve gençler masada yer almadıkça bu sorunlar daha sesli bir şekilde dile getirilmiyor. Bu sorunların dile getirilmediği gibi aslında farklı noktalarda çözüm arayışları gençlerin sorunlarını derinleştirebiliyor. Mesela bugün aslında gençler arasında göreli yoksunluk denilen şey çok yaygın. Göreli yoksunluk dediğimiz şey ne? İhtiyaç duyduğunuz gelir düzeyiyle elde ettiğiniz gelir düzeyi arasındaki fark. Yani aslında sizin hedeflediğiniz ve ya beni şu kadar maaş tatmin eder dediğiniz ya da beni şu kadar maaş idare eder dediğiniz maaşla aldığınız maaş arasındaki fark. Bugün yapılan çalışmalara göre Türkiye'de göreli yoksunluk oranı %68 gençler arasında. Yani gençlerin neredeyse 1/4'ü aldığı maaşı hak etmediğini ya da daha iyisini alması gerektiğini düşünüyor ve hissediyor. Doğal olarak bu da gençlerin mutluluğuna yansıyor. Türkiye'de gençler neden mutsuz diye sonra konuşuluyor. İşte Z jenerasyonu ne istiyor, onlara ne veremiyoruz vesaire vesaire diye konuşuyor. Ama bunu da gene aslında gençler konuşmadığından dolayı ortada gene bir çözüm önerisi ya da çözüme yönelik bir hamle olmamış oluyor. Ya burada gençlerin mutlu olmasını sağlayacak donelerin tespit edilmesi ve bu alanda gençlerin ne istediğinin sorulması gerekiyor. Gençler gerçekten düşük maaşlarla çalışırken, güvencesiz bir şekilde çalışırken ve aslında istihdama da eğitime de dahil olamayan çok büyük bir genç nüfus varken doğal olarak gençlik alanında geniş bir mutsuzluk baş gösteriyor. Ve siz bu mutsuzluğu göz ardı ederek çözemiyorsunuz. Siz bu mutsuzluğu görmezden gelerek çözemiyorsunuz. Ya bu insanları istihdama sokabilmek adına istihdamın şartlarını ağırlaştırmak da aslında bir çözüm değil. Yani bugün siz gençlere iş vereceğiz diye gençleri güvencesiz işlere soktuğunuzda bu da bizim için bir çözüm değil. Ya da hak etmediğimiz maaşları aldığımızda bu da bir çözüm değil. Veya ben siyaset bilimi öğrencisiysem siyaset bilimi alanı dışında istihdam edilmek için zorlandığımda, koşullar beni buna ittiğinde ben yine mutlu olmuyorum. Yani bunları aslında tespit etmek çok zor değil. Gençlere sorulduğu takdirde. Ama gençler dediğim gibi masada bence bugün çok fazla yer edinemiyor.
masada yer edinemedikleri için bu sorunlar gündem dışı kalıyor ve bu sorunlar değersiz gibi gözüküyor. Ama bu sorunlar gerçekten değerli. Öyle aslında tam bunu açık açık dile getirmiş oluyor bu istatistikler. Yine TÜİ'nin 2019 istatistiklerine baktığımızda işte 2018'de gençlerde %20.7 olan işsizlik oranı 2019'da %25.4'e çıktı. Aynı şekilde 2018'de %35 olan istihdam 2019'da %33.1'e düşüyor. Ve gençlerin %50.2'si edindikleri kazançtan memnun olmadığını dile getiriyor. Bu 50.2'yi %33'lük istihdam edilen gençlerle kıyasladığında da bu %33'lük genç istihdam edilen gençlerin %15'i zaten tarım sektöründe istihdam ediliyor. Yani işçi olarak çalışıyor. Eğitim alıp yıllarca emek harcayıp en az 12 yıl bir zorunlu eğitim süreci var ülkemizde. Ondan sonra tarım işçisi olarak çalışmak ve tarım işçisi olarak çalıştığında da bunun karşılığını alamamak tabii ki mutsuz edici bir durum. Yani ve aslında burada sorunu gençler şu açıdan kendilerine görmüyorlar. Hani bu podcast'i dinleyen, bu yayını dinleyen insanlar şey diyebilir. İşsiz olacağını düşündüğü bölümlere neden okumaya gitti? Bu durumda ise genç olarak baktığınızda şöyle bir durum var aslında. Üniversiteler var ve bölümleri var ve siz bir sınava girip bir puan elde ediyorsunuz. Bir emeğin sonucunda bir puan elde ediyorsunuz ve bu puanın tuttuğu bölümlerde okumak istersiniz haliyle. O üniversitelere, o bölümlere gittiğinizde de bu mantıkla gidiyorsunuz ve size aslında bu bir güvence vermesi gerekiyor. Yani o bölümün orada var olması ve öğrenci kabul ediyor olması sonrasında bu bölümün iş yapacak olması anlamına gelmesi gerekiyor. Bence normalde. Ama şu anın normalinde, bugünün Türkiye'sinin normalinde bu böyle değil. Bugün ihtiyacımıza göre insan yetiştirmek yerine insan yetiştirme araçlarını başka amaçlarla kullanıyoruz. Yani üniversiteleri biz ihtiyaç duyduğumuz alanlara öğrenci yetiştirmek, genç yetiştirmekten ziyade üniversiteleri belli yerlerde ekonomiyi kalkındırması, belli yerlerde istihdam yaratması için kullanıyoruz. E haliyle bu da daha fazla mezuna ve daha fazla alan dışı mezuna, istihdam dışı mezuna neden oluyor. Bu da gençlerin moral ve motivasyonlarını düşürüyor. Az önce bahsettiğim şeyden devam edecek olursam aslında göreli yoksunluğun nelere yol açtığından bahsedecek olursam bugün iyi olma halini raporunda gene Habitat'ın gençlerin sinema ve tiyatro eksikliği şikayeti ne kadar diye yaygın diye baktığımızda %50 olduğunu görüyoruz. Yani gençlerin yarısı yeteri kadar sinemaya ya da tiyatroya gidebildiğini hissetmiyorlar. Yani kültürel aktiviteler bazında iki gençten birisi kendini yeteri kadar mutlu olamadığını söylüyor. Ya da benzeri şekilde yaşadığı şehirden memnun olmayan gençlerin oranları %61'lerde, %62'lerde. Yani siz gençlere uyumlu şehirler yapmayıp gençlere kendilerini mutlu hissedecek ve onların kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak araçlar sunmadan ve bu araçları erişilebilir kılmadan aslında onların mutlu olmasını beklemeniz biraz farazi, afaki kalıyor. Onlara gerekli öneleri verdikten sonra mutlu olmaları gerekiyor. Yani ya bu alt koşulları sağlamak gerekiyor. Bunun yanı sıra gençler şimdi ya bu kadar anlattıktan sonra şey diyebilir dinleyenler. Hani siz bu alanda çalışıyorsunuz. Gençlerin sorunları için bir şeyler yapmıyorlar. Aslında gençlerin sorunları için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya gençlik girişimleri gayet var. Gençlik girişimlerinin sorunu olmaması değil ya da gençlerin bu alana girmemesi değil. Bunların sürdürülebilir olmaması. Bu neden böyle oluyor? Gençler Türkiye'de yaptıkları işlerde yeteri kadar destek göremedikleri ve uygun bir zemin olmadığı için bu işleri sürdürülebilir hale getiremiyorlar. Yani biz bugün arayüz kampanyasında bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyoruz ve genç temsil eksikliğini gidermek için genç temsil eksikliğinin yarattığı sorunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda öğrenciyiz, okuyoruz. Aynı zamanda bazılarımız yarı zamanlı çalışarak kendi eğitim masrafını ve aslında hayat masrafını idame etmeye çalışıyor. Tüm bunların yanı sıra sizin enerjiniz ve zamanınız çok fazla örgütlenmeye ve hak kazanımı için savunuculuk yapmaya kalmayabiliyor. Hal böyle olunca da bu insanlar bu işlerde yavaş yavaş azalıyorlar ve diğer hayatta kalma ya da işte geleceğini kurtarabilmek için eğitim alma daha fazla yer kapladığı için oralarda devam etmek zorunda kalıyorlar ve sürekli sorunlar haline gelmeye devam ediyor bu sorunlar. Yani gençlik girişimlerinin karşısında destekler verilmeli ve bunun için hazır bir altyapı oluşturulabilmeli. Ve yoğun bürokrasinin azaltılması ve gençlerin bu konularda çok fazla zorluk yaşamadan buralara teşvik edilmesi de aslında bu sorunların çözümü noktasında bence değerli ve önemli bir nokta olarak gördüğüm noktalardan birisi. Bence burada hani bizim karşılaştığımız şeylerden biri de şu. Genç olarak bu alanda çalışıyoruz. Gençlik haklarını savunmaya çalışıyoruz ve gençlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Tüm ekibimiz genç. İşte bu Birleşmiş Milletler'in genç olarak belirlediği aralıkta. Ama bizim karşımıza zorluklar çıkıyor ve bunları hani birebir hem genç olarak hem gençlik haklarını savunurken yaşıyoruz. Neler oluyor? Daha farklı sistemlerle çalışan derneklerle, vakıflarla, işte devlet kurum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya çalıştığımızda karşımıza 50 yaşında bir adam oturuyor ve diyor ki sen böyle söylüyorsun ama bu böyle olmaz. Ve benim orada aylarca çalıştığım, emek harcadığım, istatistiğine baktığım,
işte raporlar, makaleler okuduğum bir araya getirdim.